Merhaba arkadaşlar. Evet, geçen videoda birazcık böyle teorisinden azıcık şöyle biraz bahsetmiştik. Şimdi de şu BJT'yi biraz modelleyelim isterseniz. BJT deyince iki şey aklıma geliyor. Birincisi NPN, diğeri PNP. Yani iki tane N arasında P ya da iki tane P arasında N. Bunun sembolü nasıl? Sembolü şu şekilde. Bunlar biraz tabii artık bu kısımlar biraz Hani ezberlemek, bilmek gerekiyor. Yani bunun sembolü bu şekilde kabul görmüş bir sembolü var bunun. PNP olduğu zaman da bunun sembolü şu şekilde. PNP olduğu zaman da bunun sembolü bu şekilde. Şimdi e, isimleri var bunların. E, normalde işte şu iki bacak NN ya da PP bacakları şunlar anlar. Şu da ortadaki bacak bunlar anlaşıldı. En, en bacakları normalde simetrik değil yani e, teo, şeyde şu şekilde model olarak çizdiğimiz zaman simetrik gibi görünse bile NPN gibi gerçekte bu arkadaş şöyle olduğu için NPN gibi bunlar simetrik değil öyle olunca bunların bunların farklı isimleri var bu ok olan tarafa biz emiter diyeceğiz E ile göstereceğiz buna kolektör diyeceğiz C ile göstereceğiz buna da B diyeceğiz. B ile göstereceğiz. Yani okun olduğu taraf emiter, okun olmadığı taraf kolektör ve arası base. Şimdi bu e, isimleri verdik bu arkadaşa. Şimdi bunların bir de tabii bizim bir komponentimiz var, sembolümüz var. Sembolümüz olduğuna göre biz akım ve voltajları neye göre tanımlayacağız meselesi geliyor. Şimdi <laughs> ok yönü diyot ya da jonksiyon yönü diyeceğiz. Bunlar biraz ee, hani tekerleme tarzı ifadeler. Normalde burada diyot falan yok. Bu bir transistör. Burada MP diyot değil. Ee, buna jonksiyon diyorlar ama jonksiyon da çok komik geliyor bana. Yani yine diyot diyorum bazen. Ağzımdan çıkıveriyor. Diyot değil ama. Yani diyot gibi düşündüğümüz zaman hatta hata yapabiliriz bazı noktalarda. Özellikle aktifte C'den E'ye doğru akım akacak. Ne alaka burası kapalı falan diyeceğiz o diyot değil ama yani jonksiyon demek daha doğru esasında daha güzel bir ifade fakat ağzımızdan bazen kolaylık olsun diye diyot çıkı verecek. Ok, ok yönü diyot yönü, ok yönü jonksiyon yönü diyeceğiz ve oku buna göre belirleyeceğiz. Ok, nereden o diyot nereden nereyedir? P'den N'ye'dir, değil mi diyot. Anodu P'dir, katodu N'dir. O zaman burası P Burası ne? Ha, o zaman okta, okun olduğu yerden başlayacağız. N, P. ha, bu da Nmiş. Yani bu Np'n'i e, bu sembolü ezberlemeden de Np'n n olduğunu anlayabiliyoruz. Aynı şekilde burada da ok yönü diyot yönü diyeceğiz. Ok neredendir? P'den N'yedir. O zaman burası P. Burası ne? Ha, ne olacak? Bu pi, N, ha, bu da P'ymiş. Yani burada pi'miş. Burada da bunun PnP, bunun da NPM N olduğunu anlayabiliyoruz. Okun yönüne bakarak. Aynı zamanda ok yönü akım yönü diyeceğiz. Bu da ona göre de akımları belirleyeceğiz. Şimdi <laughs> bakalım. Burada ok aşağıya doğru iniyor. O zaman buna ok akım bu tarafta. Ne akımı diyelim biz buna? I burada E olduğuna göre, emiter olduğuna göre bir I, E diyelim. Emiter akımı diyelim. Şimdi ok aşağıya doğru sanki bu böyle bir su borusu gibi. Böyle burada hafif bir dirsek yapmış ama aşağı doğru akıyormuş gibi. Su borusu gibi düşünebilirsiniz. O zaman da bunun bu tarafta aşağı doğru akan bir akım vardır. Aynı şekilde buna da I, C diyeceğiz. Şimdi bunu artık nasıl aklınızda tutabilirseniz bilmiyorum. İşte su borusu dirsek yapmış. Burası duvar varmış. Burada bir su sızdırmış falan artık. Hangi şekilde aktırırsanız ama aklınıza tutarsanız. Ok burada şurada duvar gibi olan şeyden dışarı doğru gidiyor. O zaman burada da içeri doğru gider diyeceğiz. Buna da I base diyeceğiz. Base akımı. Bu akımların yönleri hani normalde biliyoruz ki akımlar ee, yani Akımların yönleri böyle illaki net olmak zorunda değil. Yani akım ters çevirseniz negatif olur mesela değil mi? Ama burada özellikle bazı formülleri yerleştireceğimiz zaman akım yönlerine göre yerleştirmek gerekiyor. Mesela base akımı pozitif olacak diyoruz. Base akımının pozitif olması koşulu base akımının içeri doğru girmesi durumunda. Aynı diyotta olduğu gibi diyotta voltajı, diyot voltajı ve diyot akımını biz nasıl yapıyorduk? Anottan katıta doğru diyot akımı diyorduk. Anottan katıta doğru diyot voltajı diyorduk. Bunu bu kabulle birlikte formüllerimiz oluşuyordu. İşte Vd büyüktür eşittir 0.7, Id büyüktür 0 falan tarzı. Burada da aynı şey. Yani onun için bu yönlere dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı şekilde PNP içinde geçerli bu ok yönü akım yönü ikisi de bu ıı, uyuyor. Akım burada aşağıya doğru o zaman buraya biz aşağı doğru bir akım vereceğiz. Ve burası emiter olduğuna göre biz buraya I ıı, emiter diyeceğiz. Sanki dirsek yapmış aşağı inmiş aynı şekilde burada da aşağı olacak. Burası kolektör olduğuna göre burası da I ıı, kolektör olacak. Şimdi buradaki duvara akım giriyormuş gibi sanki buradan da çıkıyormuş gibi olacak. Buna da base akımı diyeceğiz. Dikkat ederseniz burada base akımı dışa doğru. MPN dedi. Base akımı içe doğru. İşte bunlar semboller. Sembolleri yerleştirdim. Bu hani işin artık şey kısmı daha böyle ısınma kısmı bunlar da pek şu anda bir e, direkt olarak yani teorisini bildiğimiz için mantığımız olabilir ama bire birleştirmemiz de çok zor yani şu aşamada. Onun için ezberlemek de mantıklı, sıkıntı değil. Şimdi bu iki tekerleme ile birlikte bunları yerleştirdik. Süper. Ondan sonra artık yavaş yavaş voltajlar nereden nereye demeye başlayacağız. Biz voltajlara yine ok yönünde yapmaya çalışıyoruz. Ok yönü çünkü burada P'den P'den neye? Bu diyot jonksiyonu gibi, diyot, diyot gibi. Biz diyot voltajını da P'den N'ye alırız? Aynı şekilde voltajları da P'den N'ye alacağız. Voltajlar sanki P'den N'ye doğru gibi olacak. İşte burada E, C arasında bir istisnamız olabilir. O da çok şey değil. Onu konuşuruz. Sıkıntı değil. Voltajları da böyle alacağız. Mesela burada voltaj tanımlarken işte B'den E'ye voltaj tanımlayacağız. Burada voltaj tanımlarken E'den B'ye alacağız. Hep böyle diyot yönü gibi olacak. Burada voltaj tanımlarken C'den B, şey B'den C'ye özür dilerim alacağız. Buradan voltaj tanımlarken de P burası olduğu için C'den B'ye alacağız. Yani bu şekilde voltajlarımıza buna göre tanımlamış olacağız. Şimdi bakalım bu diyot, bu transistör elimizde var ve şimdi bu transistörle de bazı deneyler yapalım. Burada bir istisna, burada CE ve istisnası var. Bu istisna o çok da önemli bir istisna değil. Ona girelim şimdi. Bakalım. Şimdi şöyle bir e, deney düzeneği kuralım arkadaşlar. Bunu NPN için yapıyorum. PNP için de benzer. Bu bir deney düzeni. Buraya değiştirilebilir bir akım kaynağı koyuyorum. Ne demek bu? Daha sonra da buraya ben bir, özür dilerim. ben buraya şimdi şey yapacağım, voltaj kaynağı koyacağım. Bu voltaj kaynağı ne olacak ona bakalım şimdi. Burada bir değiştirilebilir bir voltaj kaynağı koyacağım. Bu da değiştirilebilir. Ve ben buradan akan akımı ampermetre ile ölçeceğim. Bu ampermetre. Şimdi elimde bir değiştirilebilir akım kaynağı ve değiştirilebilir voltaj kaynağı olduğunu düşünüyorum. İki tane değiştirilebilir bir şey olduğu için ikisini de aynı anda değiştirirsem kafam karman olur. Bir tanesini sabit tutacağım bir tanesini değiştireceğim. Sonra sabit tuttuğumu değiştirip tekrar bir önceki öncekini tekrar değiştireceğim. Anlatalım. Şimdi burada bu bir NPN transistör. Tekrarlayalım nasıl NPN transistör olduğunu anlıyoruz. Oka bakıyoruz. Okun olduğu tarafa emiter diyoruz. Okun olmadığı tarafa kolektör diyoruz. Araya base diyoruz. Ok yönü diyot yönü dediğimiz için burası P burası N oluyor. Çünkü diyot yönü P'den N'dir. Ha o zaman bu NPN'dir diyoruz. Oh ne kadar güzel. Daha sonra diyoruz ki aynı zamanda ok yönü akım yönü diyoruz. Ok yönü akım yönü olduğuna göre biz bu akımları yerleştirebiliriz. Buraya biz I, E diyoruz. Aşağıya doğru akımsa buraya biz Ic diyoruz. Burada da akım bu sanki duvardan çıkmış gibi burada da içeri giriyormuş gibi buraya da ıp istiyoruz. Şimdi şurası amper üzerindeki voltaj biliyorsunuz hiç olmaz gibi bir şey yani sıfır gibi bir şey sıfır kabul edebiliriz. Şu voltaj VCE dikkat ederseniz ben de buna VCE diyeceğim. Yani şu istisna dediğim şey de bu çok yani şey bir şey değil ee, çok önemli bir şey değil. Buna da V aslında önemli de yani ezberleme bakımından çok zor bir şey değil. Buna da VCE diyeceğim. Şimdi baktım ben ne yapıyorum? Şu da base akımı olduğuna göre bu da IB. Ben ne yapıyorum? Şöyle bir deney düzeneği kurdum. Ve şimdi başlıyorum. Diyorum ki mesela önce diyorum. Ben diyorum. IB'mi sıfır yapayım diyorum. Neyi ölçüyorum? Şu ampermetrede ölçtüğüm şey benim IC. IC'yi ölçeceğim. Neyi değiştireceğim? VCE'yi değiştireceğim. Ne yapıyorum? Şimdi i̇şte iki tane değişkenim var. Önce IB'ye atıyorum bir, bir, değer veriyorum. 0 miliamper gibi mesela. 0 verdim IB'ye. Ve VC'yi e değiştirerek ben buradaki IC akımını ölçüyorum. Ölçmeye başlıyorum. Ne oluyor? Şuradaki e, teorisine baktığımız zaman hatırlarsanız burada bir rekombinasyon olduğu durumda rekombine olan bu e, hollerin, azalan bu holeleri takviye etmek gerekiyordu. Aksi takdirde her şeyi bozardınız hatırlarsanız. Ve bu P dediğimiz bir bu ara bölgenin de base olduğunu anladık şu anda. Dikkat ederseniz burası base. Ve biz o base'e eğer bir şekilde bir takviyede bulunmazsak bu sistem çökecektir. Ve öyle oluyor. Eğer biz buraya hiçbir akım vermezsek ne yapıyoruz? Akım vermedik base'e. Oradaki akım kaynağımızı sıfır ayarladık. Sonra VCE'yi şuradaki diğer akım kaynağını, şu voltaj kaynağını, şu voltaj kaynağını yavaş yavaş arttırdık. Önce sıfır yaptık. Sonra 0.1 volt yaptık. 0.2 volt yaptık. Her seferinde ampermetreden akan değeri alıp not alıyoruz ve sonuç koca bir sıfır oluyor. Sıfır eşittir. Sıfır elde var. Sıfır. Tamam. Peki tamam dedik. Bitti bu. Kolaymış. Sonra ne yaptık? I-B'yi base akımın yani şuradaki ampermetreden ak akımı birazcık arttırıyoruz. Mesela 0.1 mA yaptık. Mesela. Ya da 0.01 mA yaptık. Neyse artık. 0.1 mA yaptık. Atıyorum şu anda. Ve sonra bu VCE'yi bunu 0.1 mA yaptık. Sabitledik. Sonra bu VCE'yi önce 0 volt sonra 0.1 volt, 0.2 volt, 0.3 volt teker teker arttırıyoruz. Arttırmamız sonucunda oluşan Ampermetrede oluşan akımı ölçtüğümüz zaman şöyle bir grafik çıkıyor. Buna IB1 diyelim. Şimdi tamam bu, bu ne yaptık? Yani bu deney bitti. Gittik bir kahve içtik. Dinlendik. Yorulduk. İşte efendim sabah oldu. Ertesi gün oldu falan. Tekrar geldik deney düzeneğimize. Bu sefer IB akımını 0.1 almıştık. 0.2 aldık. Biraz arttırıyoruz. Ve VCE'yi de aynı şekilde biz ne yapıyoruz? Önce 0, sonra 0.1, sonra 0.2, sonra 0.3 arttırdığımız zaman bu sefer de şöyle bir şey çıkıyor. Tekrar başa dönüyoruz. IB'yi biraz daha arttırıyoruz. Dinlendik arada filan. Neyse geçtik. Bir daha yapıyoruz. Ve bu sefer de böyle bir şey çıkıyor. İşte transistörün bu akım gerilim grafiği. Hmm, ne bu şimdi? Bu karışık bir grafik bu. Ne yani? Bu bir sürü grafik grafik üst üste binmiş gibi. Burada şunu görüyoruz. Farklı base akımları verdiğimiz zaman transistörün karakteristiği değişiyor. Farklı bir karakteristik var. Zaten hani hatırlayalım burada neydi? Akımla akım kontrolü lafını etmiştik, değil mi? Az da çoğu kontrolü diyoruz demiştik. Aynı zamanda akımla akım kontrolü demiştik. Aynı şekilde burada da biz base akımına verdiğimiz bir değer ile transistörün karakteristiğini değiştirmiş oluyoruz. Transistör şu eğride çalışmak yerine yukarıdaki eğride çalışacak mesela beyz akımına farklı bir değer verirsek. Yani buradan bir elimize bir durum var. Ve şurada akan akıma az çok sabitlenmiş olan akan akıma baktığımız zaman bu akan akımın arkadaşlar yani şu sabitlenmiş olan sabitlenmiş olarak akan akımın şuradaki beyz akımla her zaman orantılı olduğunu görüyoruz. Yani şuradaki az çok sabitlenmiş akımın esasında I B1'in belli bir katı olduğunu görüyoruz. Ve o katın da esasında şuradaki rekombinasyon ile karşıya geçen oran olan beta olduğunu anlıyoruz ya da düşünüyoruz. Esasında bu oran o oran. Yani bu olayın fiziği tabii. Biz oradaki elektronları sayamayacağız hayli. Üretimde bunun betanın bir değeri var. Bunu üretici bize <laughs> şeyin data sheetinde söylüyor. O da tam da söyleyemiyor zaten. Belli bir aralıktadır diye söylüyor. Fakat onu anlıyoruz ki şuradaki akımın beta katı burada yani şu akım artıyor, artıyor, artıyor. Belli bir noktaya kadar geliyor. Ondan sonra az çok sabit kalıyor. Ve o sabit değerde bizim buradaki başlangıç olarak verdiğimiz akımın beta katı. Ha, az da çoğu kontrol etmeyin. Olayı bu zaten. Az bir beta akımıyla çok bir kolektör akımını biz bir şekilde dengelemiş oluyoruz. Ve bu arada bu akım yükselirken dikkat ederseniz oldukça hızlı ve lineer bir şekildeymiş gibi yükseliyor. Ve bu süreçte de VCE voltajı çok küçük. Yani şuralarda VCH voltajı dikkat ederseniz çok küçük. Ondan sonra VCH voltajı artsa bile akım çok değişmiyor. İşte şimdi biz transistörle alakalı 3 tane bölge görüyoruz burada. Birinci bölge şurada bunun sabit olduğu bölge. Akımın sabit olduğu bölge. Biz buna ileri aktif diyeceğiz. Yani başka kitaplar başka hocalar farklı isimlendirebilirler. Özellikle güç elektronik hocaların isimlendirme stili biraz daha farklı. Yani öyle olunca hocalardan hocalara ya oraya bir graf fikrimemiştik, şunu demiştik, bunu demiştik tarzı şeyler olabilir. Bunlar çok sıkıntılı değil. Hatta yani MOSFET'e geleceğiz. En basitinden MOSFET formülünde bile böyle yani, yani ortamın en baba kitapları arasında bile şey yok notasyon birliği yok. Aynı şey aslında ama birisi atıyorum bir şeye katsayı vermişken biri diğeri onun iki katına bir katsayı değeri vermiş. Notasyon birliği bile MOSFET'te olmadığını göreceğiz. Çok da bir sıkıntı değil bu. Ya ama bunu da bilelim. Yani baş baş bir kitaba baktığımız zaman ya hocam oraya ileri demiyordu falan diyebilir yani o kitap. Bu doğal yanlış bir şey yok. Herkesin kendine göre bir isimlendirmesi farklı olabiliyor. Özellikle güç elektronikçilerin isimlendirme yöntemi işte mikro elektronikçilere göre analog elektronikçilere göre biraz daha farklı olabiliyor. O çok da ee, sıkıntılı bir durum değil yani. Bilin yeter. Burasına ileri aktif de diyoruz. Ben öyle diyorum en azından. Buraya ileri aktif bölgesi diyoruz. İşte forward aktif dedikleri oluyor buna. Bu ileri aktif bölgesi. Burada dikkat ederseniz akım, kolektör akımı sabit. Beta çarpı I bezi sabit. Yani şurada verdiğimiz akıma göre akım akımla belli bir kat sayısında o akım sabitlenmiş oluyor. Ve VCE voltajının da yüksek olduğunu görüyoruz. Yani şuradaki kolektörden emiter olan voltajın yüksek olduğunu görüyoruz. Yani aynı şuradaki durum. Aynı buradaki durum. Yani bir tarafa yüksek voltaj vermiştik hatırlarsanız bir tarafa düşük voltaj vermiştik. Aynı bu durum. Şu bölgede ise gördüğüm üzere lineere yakın bir durum var. Buna biz doyum bölgesi diyeceğiz. Doyum bölgesi diyeceğiz. Bu bölgede de, bu doyum bölgesinde de akımla voltaj arasında yani IC ile VC arasında lineere yakın bir, benze, yak bir yaklaşım var ve akım ee, yükseliyor 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 ama şuradaki ulaşabileceği maksimum diğere daha çıkamamış gibi bir durum oluyor. Ona da iler aktif diyeceğiz. Şey i̇şte, doyum diyeceğiz. Ve bir tane daha bölgemiz var. O bölgemizde şu meşhur IB eşittir sıfır bölgesi. Ona da biz kesim diyeceğiz. Yani üç tane bölgemiz oluşmuş olacak. Aynısını PMP için de yapabiliriz arkadaşlar. Aynı devreyi PMP için de kurabiliriz. Bu sefer base akımını dışarı doğru alacağız. İşte bu sefer VEC'yi alacağız filan. PMP'yi şimdilik biraz öteleyelim. Onu artık MP'nin formüllerini yerleştirdikten sonra PMP'yi de pat diye önünüze koyuvereceğim zaten. Bu böyle olsun. İşte bu deneyle birlikte biz transistörün karakteristiğini ve transistörün kendine göre olan bölgelerini oluşturmuş oluyoruz. Aynı diyottaki gibi. Diyotta da işte neydi? Açıktı, kapalıydı, zenerdi. Orada da bir I, I ve... Grafiği elde etmiştik. Burada bir I-V grafiği var fakat 3 tane portu olduğu için bu arkadaşın 3 bacağı olduğu için bir tane voltajı ve bir tane akımı iyi seçmek gerekiyor. Seçtiğimiz bu akımı voltaja göre bizim böyle bir e, grafiğimiz olmuş oldu. Peki. Şimdi ben bu üç bölgeye göre formalizasyonu yapacağım. 1. Kesim bölgesi. Şimdi yine biraz olayı e, arkadaşlar şey yapıyorum. E, yani basitleştirmeye çalışıyorum. Dedim ki jonksiyon, diyot falan böyle bir yanlış ifadeler kullanabilirler. Kullanabilirim. E, saf elektronikçiler ya da saf fizikçiler bana kızabilir. Neyse olabilir bir şekilde götüreceğiz için. Kesim bölgesinde dediğim zaman arkadaşlar ben şimdi yine bu MPN ve PNP için düşünebilirim. Kesim bölgesine baktığım zaman ben diyorum ki emitter diyotu, jonksiyonu, jonksiyon daha doğru kapalı diyorum. Yani emitter jonksiyonunun kapalı olduğu durumda bu transistör kesim esasında kolektör diyotu da kapalı. Jonksiyonu da kapalı da bunu fazla kontrol etmeye gerek kalmıyor. Çünkü hani ee, o kadar da saçma kullanmıyoruz. Simetrikten kaynaklanan bir durum var. E, onu boş verelim artık. Çok da fazla kafaya takmayalım o simetriyi. Bu emitter jonksiyonunun, emitter diyodunun kapalı olması bu kesim için yeterli. Peki bir diyot, bir jonksiyon nasıl kapalı olur? Onun üstündeki voltaj 0.7'nin altındaysa kapalı olur değil mi? Emitter diyotu kapalı, emitter jonksiyonu kapalı dediğimiz zaman buradaki emitterdeki diyot ne? P'den neye? Dikkat ederseniz MPN için bu base'den emitere olan voltajdır. Çünkü diyot voltajı P'den neye olur? Yani base'den emitere yani VBE'dir. Buna baktığımız zaman biz VBE'nin nokta 0.7 volttan küçük olduğunu göreceğiz. PNP için baktığımız zaman PNP'ye bakıyorum. Emitter jonksiyonu, emitter diyotu dediğim zaman bunu görüyorum ve diyot voltajı di nereden nedir? P'den neydir? Bu sefer ne olacak? EB olacak dikkat ederseniz. Ve EB küçüktür 0.7 volt olacak. Peki kesimde ne oluyor? Her şey sıfır. IB eşittir, IC o da eşittir, IE o da eşittir. Sıfır çok kolay. Dikkat ederseniz yine aynı diyottaki gibi bir formül buldum. Eşitlik buldum. Bir de eşitsizlik buldum. Dikkat ederseniz eğer benim transistörüm kesimde çalışacaksa şu formülleri kullanabilirim. Ama formülleri kullandıktan sonra devremi analiz edip her şey bittikten sonra da şu eşitsizliğin sağlandığını göstermem gerekir. Bu eşitsizlik sağlanmıyorsa benim transistörüm kesimde değildir gibi. Aynı diyottaki mantık. Yani kurtulamadık bu kontrol. İkinci bölgemiz ileri aktif. Şimdi ileri aktif dediğim zaman arkadaşlar ileri aktif dediğim zaman şuraya geldim. İleri aktifte dikkat ederseniz bir tarafa fazla pozitif vermiştim, bir tarafa fazla negatif vermiştim. Şuraya dikkatli baktığımız zaman mesela burası orta değerde pozitif, burası negatif. O zaman şuradaki jonksiyon açık. Burası çok pozitif, burası orta değerde pozitif. O zaman şuradaki jonksiyon kapalı. Niye? Çünkü en tarafı daha pozitif. O zaman buradaki jonksiyonlardan birisi açık, birisi kapalı. Şimdi yine diyot diyeceğim ona ben SPRED'i koyabilmek için. Buradaki diyotlardan birisi açık, birisi kapalı. Yalnız dikkat. Buradaki jonksiyon kapalı olsa bile korkunç bir akım geçirecek. Bakın dikkat ederseniz. O jonksiyonun kapalı olması akımı sıfırlatmıyor. Dikkat. Diyot gibi, saf diyot gibi düşünürsek yanılırız. Burası burası çünkü diyot değil. Ama voltajları yerleştirirken bazı şeyleri aklımda tutarken diyot diyebiliriz belki. Burada diyeceğiz ki emiter diyotu, jonksiyonu neyse artık açık. Kollektör diyotu, jonksiyonu Yani bizim olayımız bu. Emiter açık, Kolektör kapalı. Belki jonksiyon, diyot hiç demeden böyle desek daha mantıklı. Emitterin açık olması ne demek? Yani şuradaki emitter neymiş demek ki? Buraya baktığımız zaman emitter kısmı şuymuş demek ki. Açık olan taraf buymuş. Yani şu kısım emittermiş demek ki. Şurası en emitermiş demek ki değil mi? Buradaki en emitermiş. Emiterin açık olması ne demek? Bakıyorum. Diyot nereden nereye'dir? P'den N'ye'dir. Base'den emitere. NPN için v. BE. Açık olması ne demektir? 0.7 volt olmasıdır değil mi? PNP'ye bakıyorum. Özür dilerim. PNP'ye bakıyorum. Emitter diyordu açık ne demek? E'den B'ye olması lazım. Emitter diyordu çünkü P'den N'ye'dir. E'den B'ye olacak. Ve EB eşittir 0.7 volt. Kolektör kapalı. Kolektör kapalı ne demek? Bakıyoruz kolektörü. Kolektör diyordu nereden nereye? P'den N'ye olur her zaman diyordu değil mi? O zaman B'den C'ye NPN için. Bakıyorum. Ve BC küçüktür. 0.7 volt kapalı olması küçüktür 0.7 volt değil mi? PNP'ye bakıyorum. PNP'ye baktığım zaman kolektöre bakıyorum. Kolektör P'den neye ne olacak? C'den B'ye olacak. Ve CB küçüktür 0.7 volt diyorum. Dikkat ederseniz NPN ile PNP arasında buradaki işte EB'ler, EC'ler neyse ters dönüyor. Ve buradaki formüllerimiz ne? Şimdi biliyorum ki burada bir akım takviyesi yapmak zorundayım. Kolt vermek demek akım vermek demektir. O zaman I e base her zaman sıfırdan büyük olmalı. İkisi için de. Güzel. Ve daha sonra biliyorum ki yine belli bir oran var. Rekombine olanlarla karşıya geçenler arasında bir oran var. Ya da ileri aktif olduğu için şuraya baktığımız zaman şurada akım sabitlenmiş İleraktif aktif burası çünkü. Akım sabitlenmiş. Niye sabitlenmiş? Beta çarpı IB akıması. IB'ye sabitlenmiş. Hangisi sabitlenmiş? Kolektör akımı sabitlenmiş. Demek ki I kolektör eşittir beta çarpı IB'yiz. I, I kolektör eşittir beta çarpı IB'yiz. Ve bir tane daha formülümüz var. I emiter eşittir I kolektör artı IB'yiz. O nereden geliyor? Çünkü buradaki elektronların hepsi emiter tarafından çıktığı için bu zaman o zaman ne oluyor? Emiterden çıkan akım işte e, kolektör ve base'den e, ki akımların toplamıdır ifadesi doğru olmuş oluyor. Yine aynı şekilde burada da doğru. I emiter, eşittir IC artı I B's. Şimdi şu ikisinden türetilmiş e, şey denklemler var. Ekstra denklemler olabilir. Mesela I e eşittir I, e eşittir beta artı bir çarpı I B's. bunlardan türetilir. Aynı şekilde ic bölü ie o da eşittir beta bölü beta artı 1 ki biz ona alfa diyeceğiz ki 1'e çok yakın bir değer olacak bu değer. Alfa diyeceğiz. Bu da buradan türetilmiş bir formül. Niye 1'e çok yakında? Çünkü beta yüksek. E, beta 200 işte 150 falan. Aynı şekilde burada da burada bu denklem burada da geçer. ic bölü ie eşittir beta bölü beta artı 1. Ona da biz alfa diyeceğiz. Bu da ileri aktif durumu arkadaşlar. Hadi her şeyi bir slide sığdırabilirsem efsane olacak. Bakalım. Üçüncü durum ne? Üçüncü durumda doyum. Doyumda bakacağız. Teoriye bakalım. Doyumda iki tarafta açık dikkat ederseniz. İki tarafı da açtım doyumda. İki taraftan akımlar geliyor. İşte bir tarafa diğerine göre daha pozitifse, işte tahterevalli misali elektronlar hop diğer tarafa geçebiliyor. Bu doyumun ve ileri aktifin diğer yönlüsü de var. Yani ileri aktifin geri aktifi var. Kolektörün açık, emiterin kapalı olduğu. Doyumun da ileri doyum ve geri doyum var ama esasında biz çok ona dikkat etmiyoruz artık. Ona çok fazla kafayı bulandırmıyoruz. Çünkü e, simetrik değil yapı. E, simetrik olmayınca da o şekilde kullanım yani ileri aktifin geri aktifi sadece bir yerde var. Benim bildiğim kullanımı onu da o zaman gelince söyleriz. Çok da önemli değil. Onun için çok da fazla kafayı yormuyoruz. Ne olması gerekiyor? İkisi de açık olacak. Emitter açık. Kolektör açık. Emitter açıksa artık NPN için V base emitter 07 olacak. Bunu anladık. Ve V Base kolektör 07 olacak. Niye? Çünkü emiter şey, işte, için diyotlar B'den E'ye ya da B'den C'ye. PNP için, PNP için ise diyotlar E'den B'ye ya da C'den B'ye. O zaman burada ne olacak? VEB EB eşittir 0.7 volt ve VCB eşittir 0.7 volt olacak. Bu ikisinden türetilmiş bir formülümüz daha var. VCE 0 volt. Burada da VEC 0 volt diyeceğiz. Niye öyle diyeceğiz? Çünkü burada EL genelde daha pozitif olduğu için EC demek daha doğru oluyor. Zaten 0 hocam bunun pozitif mi olur? Bu teoride arkadaşlar. Pratikte bu esasında 0.2 volt civarında bir şey olur. Pratikte. Ama teoride biz buna 0 volt diyebiliriz. Yani bu teoride, pratikte değil. Niye burada kolektör emiter voltajı çok küçük? E zaten ben bunu biliyorum. Doyum kısmında dikkat ederseniz kolektör emiter voltajı çok küçük olması gerekiyor değil mi? Sabit değil. Sıfır değil. E, model bu. Model illa ki bir hata yapar zaten. Modelde illa ki hata vardır. Model bu. Burada bir hata var. Ama ne oluyor? Buradaki voltaj çok küçük oluyor. Sıfır. 0.2 dersiniz. Güç elektronikçileri onu daha çok seveceklerdir. 0.2 biraz daha uygun çünkü. Peki baktığımız zaman ne olacak burada? Yine base akımının sıfırdan büyük olması gerekiyor. Bu önemli. Çünkü aksi takdirde orada rekombine olanlar toparlanamıyorlar sıkıntı. Yine base akımı sıfırdan büyük. Ve ondan sonra da bildiğimiz bir şey varsa da IC akımı beta çarpı IB'den küçük. Baktığım zaman buradaki IC akımı beta çarpı IB kadar yükselememiş. Beta çarpı IB kadar yükselemediği için de IC akımı beta çarpı IB'den küçük. Son formülümüzde Yine her şey I emiterden geldiği için I emiter eşittir I C artı I B. Yine I emiter eşittir I C artı I B. Biraz karışık bir slide oldu ama en azından hepsini bir tek bir seferde gösterebildiğimi düşünüyorum. İnşallah anlaşılır olmuştur. Bunlar tabi olayın formülleri pat diye hepsini böyle önümüze koyu verdik. Şimdi biraz örnekler çözdüğümüz zaman bu formüller biraz daha oturacaktır diye düşünüyorum. Ama ileri aktif ve doyumda özellikle şuradaki grafik aklımıza gelirse bayağı bir rahatlayacağız diye düşünüyorum. Çünkü base akımına göre kolektör akımı belli bir yerde sabitlenmiş bu ileri aktifte. Doyumda ise o akım yükselememiş. Yükselememiş o değere çıkamamış diye o zaman diyeceğiz ki ha demek ki buradaki kolektör akımı beta çarpı I base'den de neymiş? Küçükmüş diyeceğiz. Kolektör akım beta çarpı ı küçükmüş diyeceğiz. Dikkat ederseniz akım formülleri hep aynı. NPN ve PNP için tek değişen voltaj formülleri. Onda da çünkü voltajlar diyot yönlerine göre belirlendiği için voltaj formülleri farklı oluyor. Onun dışında her şey aynı. Peki. Burada çok teorik gittik. Bırakalım biraz örneklerle toparlamaya çalışalım.